Efendim, tabii bu arada akla gelen suallerden bir tanesi de çağdaş periyodontist kimdir? Çağdaş periyodontist nasıl olmalıdır? Her şeyden evvel ağız insan vücudunun bir parçası olduğu gibi insan vücudundan en çok etkilenen dokular da periyodontal dokulardır. Adetten hamileliğe her türlü hastalıktan periyodontal dokular etkilenir. Akut nekrotizan ülseratif gingivitiste lokal bakterileri bildiğimiz gibi kötü beslenme, stres, sigara vesaire gibi bir sürü faktörleri de görüyoruz. Diyabeti görüyoruz ve çok sayıda genetik hastalık. Bundan 50 sene evvel 50-60 tane genetik hastalık sayıyorsak, şimdi artık genetik hastalıklar da çok sayıda patlamalar göstermiştir. Çok büyük rakamlara ulaşmıştır. O nedenle tıp bilgisi de periyodontistin çok iyi olmak zorunda. Bunun için Pritchard'ın kitaplarına şöyle bir bakarsanız, Pritchard Amerika'nın en iyi hekimlerinden biriydi. Bütün Amerikan üniversitelerinde dersler verirdi ve ben iki defa da onun 16'şar saatten 32 saatlik 4 günlük konferanslarını dinleme mutluluğuna ermiştim. Ve onun kitabına bakarsanız fizyolojisinden jinekolojisine kadar çok güçlü bir tıp temelinin olduğunu görüyorsunuz. 1900 ilk kitabını 1965'te, 68'de, sonra da son kitabını 73'te yazdı. Daha sonra çıkacak olan kitabını tamamlayamadan maalesef kendini kaybettik. O nedenle çağımızın periyodontisti kendisini çok iyi yetiştirmeli ve bilhassa tıpta uzmanlık geldikten sonra en güzel olay acilde nöbet tutma olayı ve doktorlarla bir arada daha sıkı çalışma şansını elde etmeleri oldu. Ve bu da çok büyük periyodontoloji için bir kazanç olmuştur. Bu bakımdan periyodontistin kendisini iyi yetiştirmesi lazım ve yine Pritchard, Journal of Periodontology'de periyodontist nasıl olmalıdır da seyredeceği filmleri dahi iyi seçmelidir der. Yani mesela bir bale filmini seyredebilirsiniz, ne bileyim sanat değeri iyi olan filmleri seyrediniz der. Hele vurdulu kırdılı filmleri seyretmeyi hiçbir zaman tavsiye etmez. Bazen öğrencilere de dikkat ediyorum. Başınızı sağa sola çevirin, sola çevirin diyeceğine elinden hastanın kafasını tutup sağa sola çeviriyor. Oradan da bir öğrencinin nasıl film seyrettiğini çok güzel bir şekilde fark etmiş oluyorsunuz. Diğer bir olay da periyodontist kendisini bir kere çağdaş kitaplara hakim olmak zorundadır. Yine Enver Talih Çetin'i anaraktan anekdotumu anlatıyorum. Hocam demiştim, siz araştırmaları nasıl yaptırıyorsunuz? Bir kere dedi, son 30 yılda olan bütün kitapları okumuş olması lazım. Sonra dedi, son 30 yılda çıkan makalelere de şöyle bir bakması lazım. Çünkü dedi, Amerikalılar bu bakımdan, tabii bu konuşma 1971-72'lerde geçti. Genellikle pek Fransızca bilmedikleri için, Almancayı da pek bilmedikleri için oranın literatürünü bilmiyorlar. Ve bir araştırmayı yapıp ilk defa biz bulduk diyorlar. Halbuki bakıyorsun o araştırma 25-30 sene evvel Fransa'da yapılmış. Bu nedenle literatüre de iyi hakim olmaları lazım diyorlar. Ve ben bunu da elimden geldiği kadar uygulamaya çalıştım. Neden? Arkadaş bilhassa doktora yıllarında doktora yaparken bu kitapları okumalarını tavsiye ediyorduk. Ve bu kitapları okurken de bir süre sonra farklı kitapları okuyunca farklılıkları yakalamaya başlıyordu. Ve bir de ilgi alanlarını ortaya çıkartıyordu. Tabii bu ilgi alanlarının ortaya çıkması demek de onun ileriki yıllarını daha çok etkiliyordu. Ve bunu bilhassa bir 7 sene evvel Konya'da yapılan bir toplantıda Profesör Doktor Sema Sezgin Hakkı hocamız bunu organize etmişti. Marta Sommermann ve Almanya'dan bir grupla tartıştık. Almanlar ne lüzum var dediler 30 sene kadar evveline gitmeye. Dedim daha sağlam olur bilgileri dedim ve o şekilde geçtik. Sonra şu tartışma ortaya çıktı.
önceden bölümlerin planladığı projeksiyonlu araştırmalar mı iyidir, yoksa araştırıcının kendi yaptığı araştırmalar mı? Tabii bunu ben öğrencilerimden, doktor öğrencilerimden isterken iyi bir okuma terbiyesini almalarını, kendilerinde bir sevgi, bir nevi aşk ortaya çıkacak. Biliyorsunuz aşk pek çok şeylere kadirdir. Ve kendisi hangi konuda araştırma yapacağını, hangi konuda çalışacağı konusu kafasında şekillenmiş olacaktı. Görecekti kitaplarda, bunu makalelerde görecekti ve kendini belirleyecekti. Ve Enver Talih Çetin'in bu tavsiyesi son derece önemliydi. Sonra yine Konya'daki bu tartışmada değerli bir araştırıcı ayağa kalktı, Amerikalı. Baylar dedi, en büyük keşifler, icatlar milyonlarca dolar para dökülerek yapılan araştırmalar da değerlidir ama yeniliği bizzat kişinin kendisinin ortaya koyduğu, kendisinin ortaya çıkardığı, kendisinin alnının terini döktüğü araştırmalar sonucu elde edilmiştir diyerek vurgulamıştı. Bu kişi de Martha Sommerman'ın eşi olan beyefendiydi ve yıllar vererek yaptığım çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu Martha Sommerman hanımefendinin, Profesör Martha Sommerman hocamızın eşinin vurgulamasıyla bir kere daha ben mutlu olmuştum. Periyodontist tabii bütün bu bilgileri elde ettikten sonra tabii ki piyasaya çıkacaktır. Piyasaya çıkan periyodontisten de ricam, lütfen periyodontoloji yapın. Kalkıp da benim periyodontolojim iyidir. Ondan sonra ama ben nasıl olsa periyodontal dokuları toparladım. Köprüsünde ben yapayım, totalini de ben yapayım, partisini de ben yapayım diye diğer olaylara kalkışmamalarını hararetle tavsiye ediyorum. En iyi bildiği şey madem ki periyodontoloji, en iyi anlayacağı hasta periyodontal hasta, ona göre kendini programlaması lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde meslek hayatı boyunca Türk Periyodontoloji Derneği'nin kongreleri müstesna kongrelerdir, müstesna olaylardır. Ve çok güzel çalışmalar yapılmakta, dünyanın en iyileri Türkiye'ye davet edilmektedir. Hatta bunlardan bir tanesi de 1990 yılında Uluslararası Periyodontoloji Akademisi'nin İstanbul'da yapmış olduğu kongre olmuştur. Tek kelimeyle muazzam ve muhteşem bir kongreydi. Dünyanın en iyileri gelmişti. Ve bilhassa Amerikalılar şunu diyorlardı, biz artık Amerikan Periyodontoloji Akademisi kongrelere gideceğimize bu kongreye gitmeyi tercih edeceğiz. Çünkü burada hem insan hem de periyodontist olduğumuzu anlıyoruz. Öbür tarafta bol bol politika konuşuyoruz diyorlardı. Fakültenin politikası, bilim politikası filan. Burada diyordu çok daha muvaffak olduk. Ve o kongre İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi'nde dıştan gören biri olarak etkilediğini söyleyebilirim. O arada karşılayan, getirenler hep genellikle son sınıf öğrencileri veya doktora öğrencileriydi. Ve kısa zamanda lisanlarıyla, bilgileriyle, yetenek ve zarafetleriyle hocalarını etkilediler. Ve ondan sonra İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji bölümünden de çok sayıda arkadaşımız uluslararası merkezlere gittiler ve gittikleri yerlerde de mucizeler yarattılar ve mucize insanlar oldular. En kuzeyden en güneye kadar pek çok eyaletlerde, Avrupa'da da, Amerika'da da çok başarılı olaylara imzalar attılar.